Bu dersimizde rehberlik ilkelerinden bahsedeceğiz. Öncelikle şunu söyleyelim. Rehberlik ilkeleri her yerde aynıdır. İster ilkokul, ister lise, ister Türkiye, ister Amerika. Yani rehberlik ilkeleri değişmez. Şimdi biz 14 tane ilkeden bahsedeceğiz. Öncelikle bu 14 ilkeden ilk 3 ilkeden çok soru sorulmuş. Gizlilik, gönüllülük ve özellikle ilgili. Gizlilik ilkesinden başlayalım. Gizlilik olması güven olmasını sağlar. Peki her durumda gizliliği bozmamak mantıklı mı? Örnek verelim, bir çocuk geldi size. Cinsel istismara maruz kaldığını belirtiyor. Böyle bir durumda bu bilgiyi birisiyle paylaşmamız gerekir. Öğretmen bu bilgiyi psikolojik danışmanla paylaşması gerekir. Gizlilik bozulması gereken yerde bozulması gerekir yani. Bozulmaması gereken yerde de bozulmaması gerekir. Şimdi cinsel istismarı bir çocuk geldi size itiraf etti. Siz de bunu sakladınız, söylemediniz. O zaman siz gizlilik ilkesini ihlal etmiş oluyorsunuz. Yani bunu demek istiyoruz. Mesela öğrenci aşık olmuş, bunu sizle paylaştı. Bunda tabii ki gizlilik korunmalı yani. İstisna durumlarda gizliliğin bozulması gerekir. 1. Cinsel istismar. 2. Fiziksel istismar, şiddet. 3. Madde satımı. 4. Terör örgütü üyeliği. Yani başkasına ya da kendine zarar gelebilecek durumlar. Bunlarda gizlilik bozulur. Madde kullanımında, intihar düşüncesi ya da girişim ya da eyleminde, başkasına zarar verme, evden kaçma gibi durumlar. Yani bizi aşan durumlarda sevk yapacağımız kişi psikolojik danışman. Yani bu tür durumlarda mesela cinsel istismara uğradı, çocuk öğretmenine anlattı. Öğretmen psikolojik danışmana söyleyecek. Psikolojik danışman Ayşe ile görüşüp, mesela Ayşe diyelim ki bu uğrayan kızın ismi. Ayşe ile görüştü, küçük bir bilgilendirme yaptı. Ona güvendesin mesajı verdi. Ardından okul müdürünü bilgilendiriyoruz. Ardından emniyet. Kesinlikle aileyle iletişime geçmiyoruz. Çünkü aile bu durumda kızlarını da işte öldürebilir, sizi de öldürebilir. Yani güvenlik her açıdan önemli. Aileyi bilgilendirmek polisin işi. Önce emniyet değil, hemen emniyetten önce okulda bir idareci var. O idareciye dikkate almamız lazım. Yani müdürü. Yani okul müdüründen izin alıyor demiyoruz. Okul müdürüne bilgi veriyoruz. Müdür bey, bir öğrencimiz var. İşte cinsel istismara uğramış. Bu durumu emniyete bilgilendirmem gerekiyor şeklinde. Ardından hemen emniyet. Cinsel istismar bu şekilde. Fiziksel istismara geçelim. Fiziksel istismarın da boyutları vardır. Mesela hani zarar verici durumlar olmayabilir fiziksel istismarda. Atıyorum anne işte terlik, çocukluğumuzda annelerimizin küçükken terlik fırlattığı gibi işte bir kızgınlıkla zarar verici bir anlam taşımayan bir durum olabilir. Çocuk okula geldiğinde morluklar içerisinde de olabilir. Bu iki durum farklıdır. Fiziksel istismar ağır boyuttaysa yine sıralama öğretmen psikolojik danışmana, psikolojik danışman müdür ve emniyet şeklinde ilerleyiriz aynı şekilde yani. Şimdi madde kullanımı ve intihar söz konusuysa çocukta intihar düşüncesi var diyelim ki. Bunu fark etti öğretmen. Psikolojik danışmana yönlendirecek. Ya da psikolojik danışman terapi esnasında, yani psikolojik danışma esnasında fark etti. Çocukta intihar düşünceleri var mesela. O zaman çocukla görüşüp bilgilendirip ailesine, ardından da hastaneye sevki. Emniyet olmaz. Ya da madde veya alkol kullanıyor. Önce aileyle görüşüp daha sonra hastane. Sevkini düşünmemiz gerekecek. Şimdi rehberlik ilkesindeki gönüllülük ilkesine geçelim. Gönüllülük motivasyon kaynağıdır. Kişinin, öğrencinin, danışanın motive olması açısından çok önemlidir. Ama her durumda gönüllülük aranmaz. Şurada yazılmış olan şeyler gönüllülük bazında bakılacak olursa, çocuk cinsel istismara uğradı diyelim ki. Mesela Zeynep, okulda bir psikolojik danışman var. İstersen seni ona yönlendirebilirim. Değil. Bu hatalı. Bir davranış gönüllülük aranmaz. Çocuğa küçük bir bilgilendirme yaparsın. Çocuk hakkındaki bilgiyi psikolojik danışmanına direkt verirsin. Yani teklif etmemeliyiz. Mesela çocuk ağlıyor. Çocuk diyor ki annemle babam boşanma aşamasında. Dedi ki mesela kapı aralığında çocuk anlatmaya devam ediyor. İşte kapı aralığından dinledim. Dilekçe vermişler, boşanacaklarmış.
Ve sen de bu durumda çok üzgünsün, diyor öğretmen. Peki Zeynep, yaşadığın durum üzücü. Bu konuda yardım alman, destek görmen çok önemli. Okulumuzda Avni Hoca var. Kendisine senin hakkında bilgi verip senin için randevu oluşturmasını sağlayabilirim. Böyle bir şeyin sana iyi geleceğini düşünüyorum. Çünkü bu durum benim uzmanlığımı aşan bir mesele. Gayet iyi profesyonel gidiyoruz. Çocuk da diyor ki öğretmenim olur. Bu gayet doğru bir yaklaşımdır. Çocuk bilmiyorum, çekiniyorum, utanıyorum dese de gidip psikolojik danışmana söyle bilgi vermemiz gerekiyor. Çünkü çocuğun yardım alması gerekli. Boşanma olabilir, çocuk Covid'den yakınını kaybetmiş, ölüm olabilir. Buna benzer başka durumlar karşımıza çıkabilir. Böyle durumlarda teklif edeceğiz. Çocuğun cevabı evetse direkt psikolojik danışmana bilgi vereceğiz. Çocuğun cevabı hayırsa yine psikolojik danışmana bilgi vereceğiz. Mesela arkadaşlarıyla bir sürtüşmesi var, başka bir durum ve veya da aşk olmuş mesela. Mesela arkadaşlarıyla ilişkilerinde de hayır diyememe gibi bir durumu var. Öğretmen olarak size anlattı. Ali, bu konuda okulumuzda bir psikolojik danışman var. Bu durum benim uzmanlığımı aşan bir durum. Dilersen kendisinden bir randevu oluşturabilirim. Olur dedi. Direkt psikolojik danışmana yönlendiririz. Ali ama oldu ki şöyle bir cevap verdi. Öğretmenim bu aramızda kalsa. Çünkü ben Ayşe'yi çok sevdiğini size söyledim ya. Zaten rahatladım ama bir sorun olursa söz veriyorum bir dahaki sefere yardım isterim. Böyle bir durumda bilgi vermeye, psikolojik danışmaya bilgi vermeye gerek yok. Teklif ediyoruz. Cevap evetse psikolojik danışmana bilgi verdik. Cevap hayırsa aramızda kalsın dediyse aramızda kalmalı. Gönüllük bu şekilde. Düşünün ki bir sınıftayız, rehberlik etkinliği yapıyoruz. Bu etkinliğin adı da meslekleri tanıyorum. Bir öğrenci dedi ki öğretmenim ben etkinliğe katılmak istemiyorum. Acaba biz bu durumda gönüllülük ilkesini düşündüğümüz zaman ne yapacağız? Cevap şudur, öğrenciyi etkinliğe katmayız. İsminin yanına da etkinliğe katılmak istemedi yazarız. Şimdi geçelim 3. ilkemiz özerklik ilkesi. Özerklik ayakta durabilmek demek. Kendi ayaklarının üzerine basabilmesi demek. Kendi problemlerini çözebilmesi demek. Çocuk diyelim ki alan seçimi yapacak. Biz öğretmen olarak dedik ki Zeynep sen bence sözel bölümü seç dedik. Bu özerklik ilkesine aykırıdır. Sen bunu diyemezsin. Bunu Zeynep kendisi seçmesi gerekiyor. Yani kişinin kendi kararını verebilmesidir özerklik. Meslek seçimi, alan seçimi gibi durumlarda kendi kararını kendisinin vermesini istiyoruz. Mesela çocuğun babasıyla bir problemi var. Babası birazcık kötü konuşuyor olsun çocukla. Yani çocuğun kalbini kırıyor. İşte çok saçma düşünüyorsun vesaire gibi konuşuyor. Çocuk bu durumu gitti anlattı. Peki çocuğa ne yapmamız gerekiyor? Hani babasıyla mı konuşmamız gerekiyor? Yoksa işte çocuk yerine biz mi konuşmamız gerekiyor ailesiyle vesaire? Cevap ise şu olacak. Biz çocuğa iletişim yöntemlerini, nasıl iletişim kurabileceğini, neler söyleyebileceğini anlatmalıyız. Neler söyleyebileceğini derken iletişim yöntemlerini anlatmalıyız. Çocuk bu problemi kendisi çözmeli. Eğitim vereceğiz. Biz kendisi konuşacak yani. 4. ilkemiz bireysel farklılıklara saygı. Koşulsuz kabul. Dil, din, memleket, cinsiyet, ideoloji ayrımı yapmamaktır. Mesela bir psikolojik danışman olan işte bilmem ne bey kendisine gelen işte bir öğrenciyi eşcinsel olduğunu söylemiş öğrenci mesela reddetmiş görüşmeyi psikolojik danışman hangi ilkeyi ihlal etmiş? Bireysel farklılıklara saygı ilkesini ihlal etmiş oluyor. Ancak insancıl anlayışın hangi kavramıyla bu davranışı çelişmektedir? Koşulsuz kabulle. Yani kavram derse koşulsuz kabulle çelişiyor. İlke derse bireysel farklılıklara saygı ilkesiyle çelişiyor. 5. ve önemli bir ilkemiz işbirliği ilkesi. Bir okulda rehberlik işlerinin güzel bir şekilde işleyebilmesi için işbirliğinin olması gerekiyor. Takım çalışması yani konsültasyon. Örnek verelim bir öğretmenler kurulu toplantısında okul müdürü, psikolojik danışman ve sınıf öğretmenlerini görevlendirdikten sonra bir sınıf rehber öğretmeni olarak görevlendirilen Ahmet Bey, ben sınıf rehber öğretmeni olmak istemiyorum. Beni rehberlik çalışmalarına hiç katmayın.
Ben dersimi anlatır geçerim. O öğretmenin ihlal ettiği ilke işbirliği ilkesidir. Şimdi 6. ilkemiz demokratik ve insancıl anlayış ilkesi. Bu demokratik ve insancıl anlayış özerklik ilkesiyle bağlantılı ama tabii ki ayrımı var. Demokrasi deyince aklımıza seçimler geliyor. Demokraside seçimler vardır ve her birey seçimlerini özgürce yapabilmelidir. Diğer ilkemize geçelim. Merkezinde birey vardır. Bu yapılan her şey birey için. Bireyi ön plana almamız lazım. Ders anlatırken bir öğretmenin sadece para kazanmak için ya da vicdanını rahatlatmak için çalışması bu ilkeye aykırıdır. Çocuklar için oradayız. Ve bu merkezinde birey vardır ilkesinde dönüt yapmak çok önemli. Hani bir çalışma yaptın, bir otobiyografi yazdırdın çocuğa ama bir dönüt yapmadın ona karşı. Hani bu merkezinde birey vardır ilkesine ters düşer. Diğer ilkemiz süreklilik ilkesi. Süreklilik esastır. Mesela sadece bir dönemde yapılıyorsa çalışmalar süreklilik ilkesine aykırıdır. Çünkü gelişim yaşam boyudur. Çünkü kaçınılmaz olan şey değişimdir. Mesela hocalar sorar, hocam geçen yıl ben otobiyografi yapmıştım, bu yıl yapmasam olur mu? Bu süreklilik ilkesine aykırıdır. Çünkü değişim her an olur. Yaşam boyudur ilkesine geçelim. Beşikten mezara diyoruz buna. Bebeklikten itibaren hamilelik danışmanlığı diye başlıyor iş. Çocukluk, ergenlik, yaşlılık vesaire. Diğer ilkemiz tüm bireylere yöneliktir. Yani sadece sorunlu öğrenciye yönelik değil, tüm öğrencilere yöneliktir yani. 11. madde eğitim öğretimin ayrılmaz bir parçasıdır. Bir sınıf rehber öğretmeni bir yandan ünite işlerken bir yandan çocuklara derslerin nasıl çalışması gerektiğini, nasıl meslek seçmesi gerektiğini ilgili bilgiler vermektedir. Bu öğretmen hangi ilke esasında çalışmaktadır? Eğitim öğretimin ayrılmaz bir parçasıdır. İleride buna tamamlayıcılık diyoruz. Yani eğitim, öğretim, rehberlik hizmetleri tamamlar. Yani rehberlik eğitim öğretimin ayrılmaz bir parçası ve tamamlayıcısıdır. Şimdi diğer bilimsellik ilkesine geçelim 12. Mesela Maslow anlattık, Rogers anlattık. Yani bir sistemli bilimsel çalışmalar ışığında bunlar yapılıyor. Yani teoriler vardır. Şimdi profesyoneldir ilkesine geçelim. Uzmanlık sınırları ile ilgilidir bu profesyoneldir. Mesela atıyorum anne babası ayrılan bir çocuğa öğretmen psikolojik danışmanlık hizmeti vermeye çalışıyor. Bu profesyonelliğe aykırı yani. Profesyonellik şudur aynı zamanda. Yani biz öğretmenle öğrenci arkadaş olamaz. Yani mesela velilerle olsun abi abla değil hanım bey diye konuşmalıyız. Sizli bizlik mesafe her zaman iyidir. Yani profesyonellik önemli. İhtiyaçlara yöneliktir. Yani okullardaki çalışmalar esnektir. Durumu ihtiyacı neyse odur yani. Bireysel farklılıklara saygıyla da alakalı bu ilke. İhtiyaçlara yönelik ilkesi. Mesela 9A sınıfı ile 9B sınıfının rehberlik konuları aynı değildir. Çünkü onların ihtiyaçları farklı. Rehberlik ilkeleri bu şekilde 14 tane rehberlik ilkesini anlatmış olduk.